Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yine doğanın içindeyiz. Doğanın içinde bir sohbet olacak. Sırt çantamı yükledim. Sepetimi de aldım. Biraz bir şeyler aldım yanıma. Sizlerle biraz yine doğada gezelim. Biliyorsunuz artık sonbahar yaklaştı. Mantar sezonu da sonuna doğru ulaşıyor. Almanya'da havalar soğudu. Şu an güneşli ama 10-12 derece arası. Geceleri de 0 ila 5 arası düşüyor. Çok soğuk oluyor. Ben de kazağımı giydim. Şimdi biraz dolaşacağım. Sizleri de yanıma alayım. Bir arkadaşımın mide sorunları var. Onun mide sorunları içinde bildiğim güzel bir mantar var. Şimdi de tam sezonu. İnşallah bulabilirim. Bulursam o mantarı da size açıklayacağım. Tabii sizleri de doğaya motive etmek istiyorum. Sizler de beni motive ediyorsunuz. İzledikçe, beğendikçe. İleride de kışında güzel güzel doğa videolarını çekmeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Tabii bunun için sizlerin de desteğine ihtiyacım var. Bu tür videoları arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz, yayarsanız, bol bol beğenirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim. Bilmiyorum, belki bu video çok izlenirse ileride 24 saat ormanda geçirmek veyahut da kış kampları videoları gelebilir. Tabii yatak yorganla da ormana gidecek halimiz yok. Biraz daha heyecanlı yapmak için 5 ayrı şeyle 24 saat ormanda geçirme gibi bir videolar yapabiliriz. Altta yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi yavaş yavaş sizlerle beraber biraz ormanda turlayalım. Şimdi ormanın hemen girişinde güzel bir mantar türü buldum. Bunları geçen sene de bulmuştum. Bunlar sonbaharında çıkıyor. Trompetenpfifferling. Bunlar çok lezzetli bir mantar türü. Türkiye'de tavuk ayağı diyorlar. Pfifferling. Bu da borazan tavuk ayağı diyelim. Almancası öyle. Sapları biraz sarımsı, portakal rengi oluyor. Çok lezzetli bir tane mantar. Şu şakbasının üstü de hafif bir delik oluyor. Görüyorsunuz. Oyuk oluyor. O da sapına kadar iniyor. Bunlar çok lezzetli mantarlar. Bunlardan ben birkaç tane toplayacağım. Burada bolca var. Şu ufakları, tazeleri var ya, süper oluyor. Hemen şuradan birkaç tane toplayalım. Şuralarda da var. Büyükleri de var. Onlar geçmiş, soğuk vurmuş. Ama aralarında yeni taze çıkanları sepetime toplayacağım. Şunları görüyor musunuz? Tazecik. Harika. Bunlardan bol bol toplayacağım şimdi. Burada biraz büyükleri de var. Onlar da geçmemiş. Bunlardan da alıyorum. Şöyle büyükleri de yakından göstereyim. Görüyor musunuz? Ve harika kokuyorlar. Şimdi birkaç tane böyle tazesinden topladım. Görüyorsunuz burada da var. Burada da aynısı. Buradakilerden de birkaç tane toplayacağım. Harika ya. Burasını görüyorsunuz. Hep sürüsüyle bu tür mantardan var. Bunlar bir yerde çıkınca sürüsüyle oluyor. Ben şimdi birkaç tane daha tazesinden toplayacağım. Yani istesem buradakilerle sepetimi doldurabilirim. Ama tabii ki hepsini almayacağım. Başkaları da nasiplensin. Hayvanlar da nasipleniyor biliyorsunuz. Şimdi ormanın derinliklerine dalayım. Belki başka türlerden de bir şeyler bulurum. Tabii ki arkadaşıma söz verdiğim mide sıkıntısı için iyi gelen mantara da bakacağım. O da huş ağacı mantarı. Ölmüş veyahut da yara almış. Huş ağaçları üzerinde oluyor. O yenmiyor. Çayı yapılıyor. Ama bulursam size göstereceğim. Burada devrilmiş bir tane huş ağacı var. Belki huş ağacı mantarı bulabilirim. Huş ağacı mantarı gördüm bir tane. Bu da huş ağacı işte, devrilmiş. Burada olmuş bir tane. Bunu alacağım.
dibinden kesiyorum. Altı süngere benziyor böyle. Küçük küçük tanecikleri var gibi. Üstü de böyle oluyor. Huş ağaçlarında oluyor. Ekseriyetle devrilmiş, hasta veyahut da ölmüş huş ağaçlarında. Mide rahatsızlıklarına birebir geliyor. Yenmiyor ama bunu ufak ufak doğruyoruz, kurutuyoruz. Sonra çayını yapıyoruz. Çayı da sıcak suda, kaynar suda değil, 2 saat boyunca kuru mantar çekecek. Ondan sonra bunu içeceksiniz. Ve mide rahatsızlıklarınıza birebir iyi geliyor. Garanti yani. Ben bile denedim bunu. Çok iyi geliyor. Bunu hemen arkadaşım için alacağım. Bunu da önümüzdeki günlerde kestikten, kuruttuktan sonra ona çayını ikram edeceğim. Bu bir tane ufak ama yine de yeterli bir çay için. Bir kere tükettiğiniz zaman bir daha mide sorunları çekmiyorsunuz. Burada da bir tane çam ağacı var. Dibinde geçerken bir tane pırlanta gördüm. Bu pırlantayı da alalım. Oo. Tam kıvamında tertemiz bir tane çam sakızı. Donmuş burada. Ama tam kıvamı işte bu. Böyle karamel rengi oluyor. Bir tane de çam sakız videomuz vardı. Onu da yukarı linklerim. İzlerseniz. Bunu şimdi ben ağzıma atacağım. Çiğneyerek mantar toplamaya devam edeceğim. Sakızımızı da bulduk. Ağzıma atıyorum. Çiğnemiyorum. Islatıyorum. Sağa sol yapıyorum. Yumuşamaya başlayacak. Yumuşamaya başlayınca çiğneyeceğim. Zaten yumuşamaya başladı. Şimdiden ferahlık veriyor. Yani hakikatte ormanda gezerken böyle çam sakızı bulursanız karamel renginde atın ağzınıza. 2 dakika geçmedi. Hemen yumuşadı. Çiğnemeye başladım. Tam çiğnenecek oldu. Çiğnedikçe bu bir vişne rengi, mor rengi alıyor. Sonra yine gösteririm. Sakızımı da yaklaşık 5 dakikadır çiğniyorum. Pembe bir renk almaya başlamış. Görebiliyorsanız morarmaya başladı bile. Hakiki çam sakızı bulur işte. Birçok derde deva. Çamlarda bulursanız atın ağzınıza. Burada da bir tane kestane mantarı buldum. Bir bakalım bir. Kestane mantarı demiştik. Borucuklu. Dokununca morarmaya başlıyor. Bunu da alabiliriz. Bunu da sepetimize alalım. Sapını burada bırakalım. Yani çok olmasa da şimdi yarım saatte sepetimizde birkaç mantar bulabildik. Biraz daha yürüyoruz. Bugün uzun yürümeyi düşünüyorum. Tabii özel niyetim arkadaşım için de kuş ağacı mantarı bulmaktı. Onu da bir tane buldum. Yani bugün günümü ormanda geçireceğim. Akşam edeceğim. Buralarda gezip mantar toplayan olmuş. Buraya da bir tane kestane mantarı kesip atmış. Neden yapmış bilmiyorum. Bu muhtemelen bu sabahtan veyahut da dündendir. Düne benziyor. Toplayanlar olmuş. Biz de nasibimizi topluyoruz. Şurada ufacık bir tane kestane mantarı gördüm. Tazecik. Onu alacağım. Bazen böyle iyicene bakmak gerekiyor. Bunu da sepetime atacağım. Ama gezenler olmuş. Burada birkaç tane atılmış, kesilmiş mantarlar gördüm. Şurada da bir tane kesmişler. Atmışlar. Bu da kestane mantarı. Bu bayağı büyük. Ama biz nasibimizi arayacağız. Çok da yok gözümüz. Tadımlık. Az bile olsa ya Rabbim çok şükür. Maksat doğayı gezmek, temiz hava almak, doğayla iç içe olmak. Dediğimiz gibi şükür etmek. Şükür edersen de Rabbin sana nasip eder. Burada güzel bir kestane mantarı duruyor. İnşallah geçmemiştir. Oo, sert. Harika. Of, görüyor musunuz ya? Pırlanta gibi bir tane. Tertemiz.
Elhamdülillah. Bu bana yeter. Bir iki de ufak bulmuştuk. Bunu da sepetimize atalım. Burada da güzel bir tane kestane mantarı var. Bunu da alalım. Oo, çok güzel. Sapını dibinden kesiyorum. Sapı da yeniyor çünkü. Bunu sepete. Ama şurada bir tane daha gördüm. Eğilince. Bir bakalım bir bu nasılmış. Oo, bu da güzel. Bunu da alıyorum. Etrafını gezmek lazım. Kestane mantarı bir tane olunca aynen çoğunlukla bir arada oluyorlar. Burada da var. Bu da benim nasibimmiş. Bu da harika bir tane. Bu da sepete. Böyle böyle topluyoruz işte. Tabii bu topladıklarımın hepsi benim için çok. Birazını da eve götüreceğim. Benim çocuklarım kestane mantarını çok seviyorlar. Kestane mantarları buldukça ben bir iki tane yerim. Gerisini onlara ayırırım. Bana tadımlık yeter. Çocuklarım da tabii ki tadına baksınlar. Burada da birkaç tane limon çiçeği buldum. Yani limon yaprağı. Önceki videolarımdan biliyorsunuz. Bunlar yenilebiliyor. Ekşimsi bir tadı var. Vitamin C deposu. Bunlardan birkaç tane toplayacağım, yiyeceğim. Çok tatlı bir ekşisi var. Biraz daha yürüyelim. Şimdi mekanıma geldim. Nazmi ile geldiğimiz yerde. Topladığım mantarları burada pişireceğim. Akşam oldu. Havada bayağı serinledi. Şimdi ben bir ateşimi yakayım. Mantarları tavamda kızartayım. Sizleri de yanıma konuk edeyim. Birkaç odun aldım. Toparladım. Buranın kenarındaki çalıları falan temizlemiş arkadaş. Biliyorsunuz burası benim arkadaşımın ormanı. Orman kenarı. Burada emniyetle ateş yakacağız inşallah. Ormanın içinde yakmamaya çaba gösteriyoruz. Şimdi ben yavaş yavaş ateşimi yakmaya başlayayım. Biliyorsunuz benim topladığım çam sakızları falan var. Kuş ağacı kabuğu, pamuk. Şimdi onunla ateşimi yakacağım. Şöyle pamuğu açayım. Birazcık çam sakızı koyayım. Biraz kuş ağacı kabuğu. Şimdi bu ateş tutuşur. Üzerine ince odunlardan koyalım. Görüyorsunuz çıra gibi yanmaya başladı. Biraz pirinç var. Biraz yağım var. Baharatlarım, tuzum, kaşığım. Burada da tava setim var. Ben bir hazırlık yapayım. Size dönerim şimdi. Ateşim yanarken şimdi pirincime suyunu da hazırlayayım. İçine torba pirinç koyacağım. 2-3 çeşit pirincim var. Bu sefer böyle doğal karışım pirinç. Doğal pirinç.
Eşimi yanaştırdım. Pirincimi koyacağım içine. Kaynadıkça pirincim torbanın içinde pişer. Şimdi topladığım mantarları birazını küçük tavama doğrayacağım. Yağda kızartacağım pirinç olana kadar. Tabii bu hariç, bunu demiştik arkadaşımıza ayırdık ama onlardan birkaç tane şimdi doğrarım. Şimdi birkaç tane mantarı böyle içine doğradım. Bana yeter. Tadımlık dedik. Bu da burada yavaş yavaş olsun. Birazını da çocuklara eve dedik. Tahta kaşığım da var. Bu sefer şimdi ateşimiz yanıyor. Pirincimiz haşlanır. O anda casır casır mantarımız da olur. Baharat ve tuzlarımı da alayım yanıma. Odunumuz da var. Bana yeter. Sonra kahve de yaparım. Burada keyifli vakitler geçiririm. Mantarımızı biraz baharatlayalım. Birazcık da tuz. Fakat doğru. Karıştıralım. Karıştıkça, piştikçe tuzu da mantarı da geçer. Şunların yerini değiştireyim. Mantar yavaş yavaş olsun. Pirinç daha hızlı olsun. Şöyle yapalım. Şöyle kısık ateşte. Pişirelim. Biliyorsunuz değil mi? Casır diyor. Pirincimin suyu kaynamaya başladı. Mantarım da yavaş yavaş pişiyor. Yağ da kızarıyor. Pirincimiz kaynadı. Şöyle kenara alayım. Mantarımız da oldu. Harika görünüyor. Ben yine bunu pirincin içine karıştıracağım. Evet, suyumuz taşıyor. Hemen alalım. Oh. Yanına salata soğan da olacaktı. Ne iyi olurdu. Ama mantarım oldu. Şöyle kenara çekeyim. Pirincimizin suyunu boşaltalım. Pirincimizi tenceremize, yani tavamıza dökelim. Tabi poşetimizi de burada bırakmıyoruz. Pisliğimizi de yanımıza alıyoruz. Şimdi mantarımı da yağ ile beraber içine dökeceğim. Şöyle karıştırayım. Oh! Mis gibi mantarlı pirinç pilavım oldu. Şimdi bunu yiyeceğim ben. Hemen ateş başında bir tadına bakayım. Tadı nasılmış? Harika arkadaşlar. Ben bunu şimdi afiyetle yiyeceğim. Şimdi bir de kahve yapacağım kendime. Ateşin başında bir kahve keyfi yapalım. Suyumu koydum.
Biliyorsunuz benim bir espresso kahvem var. Şimdi bundan koyacağım biraz. 2-3 kaşık koyayım. 1-2 tas kahve eder. Şimdi kahvem burada. Ateşte yavaş yavaş demlensin. Bir de kahve keyfi yapalım. Kahvem de kaynıyor şu an. Bogur bogur kaynıyor hem de. Dibine çöktü. Şimdi kahvemi tasıma koyabilirim. Mis gibi kahvem de oldu. Bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bugünü de akşam ettik. Umarım keyifli bir video olmuştur. Yine doğanın tadına baktık. Doğanın içindeydik. Ben biraz daha bu ateş sönene kadar burada keyif yapacağım. Buranın atmosferini derin derin içime çekeceğim. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.